Etiketimiz hakkımı istiyorumdu. Ne çok meselede hakkımızı istiyoruz. Anamızın ak sütü gibi helal. Memleketin bir numaralı ekonomiyle ilgili parametresine her şeyin fiyatını etkiliyor. Elbette akaryakıt, traktör, gıda kamyonları neyle çalışıyor iş makineleri? Tabii ki mazotla motorinle, Benzinli araçlar LPG. Buyurun. Petrolde dramatik bir varil fiyatında düşüş var. Nerede indirimim? bu meseleyi genel yayın yönetmenim Ercan Seki ile ben Türkiye'de gündemleştirdik. İki yıldır vaktimizi buna ayırdık. Vakfettik mesaimizi ve bu bilinci size kaz kazandırdık. Unuttuğumu mu sanıyordunuz? Asla, asla unutmam. Hiç merak etmeyiniz. Buyurunuz. Tavırlı bir haber ve tavırlı bir manşet. Hakkımı istiyorum ama aynı zamanda bize hep aynı numarayı çekiyorsunuz. Roket gibi petrolün varili arttı diyorsunuz. Zamma koşuyorsunuz hemen. Pompaya yansıt. İndirim olduğunda pi tüy değil mi? Amerikalılar güzel koymuş. Roket ve tüy sendromu. Buyurunuz. Petrol bugün yayına gelirken baktığımızda 85 dolar seviyesine düştü. Bir varili. Bu genel dünya piyasası. Biz bir de Rusya'dan neredeyse günde 200 bin var ile yakın ne yapıyoruz? %30'larda indirimli alıyoruz şu fiyatın. O dursun cebinizde. Ne kadar gerilemiş dünyada genel olarak Brent petrol diyorlar ya. %5,5'larda düşmüş. Bir günde. 100 doların çok çok altında. Boş ver ekran bu boşla kırdılar. Sen dolara bak. Dolarla ithal ediyoruz öyle mi? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Ha? Öyle mi? Herkes gider Mersin'e, biz gidiyoruz tersine. İngiltere'sinden işte biliyorsunuz Amerika'sına herkes ekonomiyi bilenler faiz artırıyor. Biz düşürüyoruz. Dolar patlar diye korktu herkes. Çok ilginç. Faiz düşmesine rağmen 13'ten 12'ye politika faizi. Dolar çok kımıldamadı. Kımıldadı ama öyle yüksek kımıldamadı. 18 lira 41 kuruştan işlem gördü. Fakat bu fiyatı da yabana atmayın. Bu tarihi bir rakam, rekor. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde doların geldiği en yüksek nokta 18 lira 41 kuruş. Ama yükseliş sınırlı kaldı. İşte yüzde bir bile değil, yüzde yarım artmış. Dolayısıyla doların açıklamasıyla, artmasıyla siz Petroldeki indirimi karşılayamıyorsunuz. Pompaya niye yansımadı diye. Şu anda fiyat kaç para? 1 litre benzin 19 lira 23 kuruş. Vur kardeşim vur indirimi en az 1 lira daha ucuzlaması lazım. Bunu bilir bunu söylerim. 18 liralara gerilemesi lazım. Motorin çok dramatik açtılar farkı. Normalde motorin dizel yakıtı ucuz benzin pahalıydı değil mi? Bizim araba dizel az yakıyor ya geçti o günler. 23 lira 12 kuruş. Neredeyse 4 lira fark var. Şu fiyatla 1 lira 15 kuruş motorun fiyatının geriye çekilmesi lazım. Neden mi önem atfediyorum bu işe? İşte size gıda taşıyan Karaca Bey'den, Bursa'dan, Aydın'dan, Antalya'dan, Mersin'den Polatlı'dan o kamyonlar mazot yakıyor. 1 liralık gerileme bile belki birçok ürüne zam mı bir iki hafta geciktirecek. Beğenmiyor musunuz? Bence çok değerli. Tüm bunların üzerine iki önemli detayı da aktarmak isterim. Bir, artık indirim yapmayacaklar. Düşmeye rağmen niye? Hafta sonu girdi. En az 48 saat akaryakıtın en çok yakıldığı zaman hafta sonu zamlı almaya devam edeceğiz. En az litrede 1 lira. Kaç araba ne kadar yakacak? Tatlı para, güzel para. Başka? Rusya'dan indirimli de alıyorduk. Bu fiyattan daha ucuza alıyoruz. Ne zaman akaryakıt gevşeyecek? Ne zaman bir parça normalleşir? Bilemedim. O zaman hadi hakkımı istiyorum dedik. Bugün böyle ciddi anlamlar taşıyan bir etiketti aktarayım.